Şimdi dönüşüm formülleri ile ilgili birkaç örnek yapalım. İlk örneğimiz biraz basit olsun. Sin 75 artı sin 15 ifadesini çarpım şeklinde yazmaya çalışacağız. Şimdi bunu yapmak için direkt formüle başvurabiliriz. Formül diyordu ki iki tane burada yazan iki sayının toplamı bölü 2. Bu ifadenin sinüsü çarpı kosinüs bu iki ifadenin farkı bölü 2. Bu da 2 sin 45 kos 30 ediyor. Sin 45 1 bölü kök 2. Kos 30 kök 3 bölü 2. Ve böylece kök 3 bölü kök 2 cevabını elde etmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun çıkarımını bir de bu örnekte yapalım. İstediğimiz şey bir a artı b'nin 75 olması ve bir a eksi b'nin 15 olması. Bunu çözebilmek için iki tarafı taraf tarafa toplarsak 2a 90 ifadesinden a 45 buluruz. A 45'i yerine yazarsak b eşittir 30 buluruz. Bu durumda aslında bizden istenen sin 45 artı 30 ile sin 45 eksi 30'u taraf tarafa toplamamız oluyor. Şimdi toplam fark formüllerinden bu iki ifadeyi açalım. Önce yukarıdaki ifadeyi açtık. Şimdi aşağıdaki ifadeye geçelim. Tek farkı ikinci tarafın eksi olması olacak. Ve eksi olduğu için ikinci kısımlar gidecek. Cevap 2 sin 45 kos 30 olmuş olacak. Bu da bizim yukarıdaki ifademizle uyuşuyor. İstersek bu ifadenin ne olduğunu ezberleyebiliriz. İstersek her zaman bunu yapabiliriz. Fakat ezberlemek biraz bize zaman kazandıracaktır. Şimdi başka bir örneğe geçelim. Bu örneğimiz ilk örneğe göre bir miktar daha zor olacak. Sin 65 artı sinüs 5 bölü sinüs 80 eksi sinüs 10 ifadesini hesaplamamız isteniliyor. Bu durumda yapmamız gereken şey yine dönüşüm formüllerini hatırlamak olacak. Sinüs a artı sinüs b yerine 2 sinüs a artı b bölü 2 kosinüs a eksi b bölü 2 koyacağız. Sinüs a eksi sinüs b ifadesi yerine ise 2 sinüs a eksi b bölü 2 kosinüs a artı b bölü 2 koyacağız. Bu durumda önce yukarı tarafı yapalım. Sinüs 65 artı sinüs 5 için birinci formüle başvurmamız gerekiyor. 2 tane sinüs 65 artı 5 bölü 2 kosinüs 65 eksi 5 bölü 2 bölü 2 tane sinüs 80 eksi 10 bölü 2 kosinüs 80 artı 10 bölü 2 eşitliği aşağıda devam edelim. İkilerin gideceğini görebiliyoruz. Yukarıda sinüs 70 bölü 2 35 var. Kosinüs 65 eksi 5 bölü 2 30 ediyor. Bölü 80 eksi 10 bölü 2 35. Sinüs 35. 80 artı 10 bölü 2 45. Kosinüs 45. Sinüs 35'lerin gittiğini fark ediyoruz. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2. Kosinüs 45 1 bölü kök 2. Bu durumda cevabımız kök 3 bölü 2 çarpı kök 2 oluyor. Bu da kök 6 bölü 2. Şimdi son örneğimize geçelim. Son örneğimiz bunlardan biraz daha zor bir örnek olacak.
Sinüs 7x artı sinüs 6x artı sinüs 5x bölü cos 7x artı cos 6x artı cos 5x ifadesini sadeleştirmemiz isteniliyor. Bu durumda yapmamız gereken sin 7x artı sin 5x yerine 2 sinüs 7x artı 5x bölü 2 kosinüs 7x eksi 5x bölü 2 yazmak. Bu da 2 sinüs 6x kosinüs x edecek. Cos 7x artı cos 5x yerine ise 2 tane kosinüs 7x artı 5x bölü 2 kosinüs 7x eksi 5x bölü 2 yazmak. Bu da 2 cos 6x cos x edecek. Şimdi bu ifadeleri eğer yukarıda yerine yazarsak sin 7x artı sin 5x yerine bu ifadeyi yerleştiriyoruz. Yine aşağıda cos 7x artı cos 5x ifadesi yerine bu ifadeyi yerleştiriyoruz. Şimdi şuradan devam edelim. Eğer pay kısmını sinüs 6x parantezine alırsam 2 cos x artı 1 paydayı cos 6x parantezine alırsam 2 cos x artı 1 elde ediyorum. Bu da bana tanjant 6x vermiş oluyor. Böylece ifadeyi sadeleştirmiş olduk. F hocamdan dinlerim projesinin bu videosunun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.